bu konuyla ilgili verdiğimiz çok büyük bir mücadele de ortada. Hepsi basın arşivlerinde. Yolsuzlukla mücadele, şeffaf yönetim, siyasi etik. Çok uğraştık biz bu konularla. Fakat baktık ki bunları düzeltmekle ilgili bir siyasi yararı yok. En azından ben kendi adıma söyleyeyim. Benim hükümetten, iktidar partisinden kopuş rejimin başlangıcı oralardadır. Temiz yönetim konusunda sağlam bir iradeyi görmeyince yanlışların içinde bulunmak doğru olmaz dedik açıkçası. Önce içeriden düzeltmenin mücadelesini verdik. Baktık olmadı, dışarı çıktık. Şimdi dışarıdan bir mücadele verdik. Ama ne yaptık? Bakın, siyasi etik konusunda altı partinin mutabık kaldığı güçlenmiş parlamenter sistem dokümanına bakın. Onun beşinci bölümü, son bölümü siyasi etiktir. Ve altı partinin bu konuda mutabık kalmış olması Türkiye adına çok ileri bir adımdır. Daha önce bunun örneği yok bakın. Daha önce şu anda bizim bir siyasi etik yasamız yok ülke olarak. Bunun bir kuralı yok. İki, altı partinin ortak mutabık kaldığı bir siyasi etik çerçevesi var. Eğer mümkün olursa, ben bunu daha önce de söyledim, tekrar ediyorum. Mümkün olursa seçimden sonraki meclise sunulacak ilk yasa teklifinin, bir nolu yasa teklifinin biz bu siyasi etik yasası olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu önemli bir adım olacaktır. Sembolik bir adım olacaktır. Daha henüz yeni bürokrasi kadrosu koltuğuna ısınmadan yeni bak ve hızlı bir şekilde yasalaştırmamız lazım. Gerçekten sorunlar çok büyük. Yani uluslararası şeffaflık endeksine bir bakın, Türkiye diplerde ya. Yani bunu Sayın Davutoğlu tekrar söylemiş. Toplumdaki farkındalığı tekrar artırmış. Gayet güzel ama yani uluslararası şeffaflık endeksine bakın. Her sene dibe doğru gidiyoruz ya. Son bir yılda benim hatırladığım 30-40 sıra daha aşağıya düştük sadece bir yılda. Yani dünyada yolsuzluğun en çok olduğu, şeffaflığın en az olduğu ülkelerden birisi haline düştük. Gerçekten yazık, günah. Ama bunun için mücadele vereceğiz. Asla yılmayacağız. Sonuna kadar, ömrümüz yettiği kadar, nefesimiz yettiği kadar bunun mücadelesini vereceğiz. İktidar tarafında bunu başaramadık. Döndük şimdi. Burada altı parti içerisinde, o grubun içerisinde yeniden bunun mücadelesini vermeye devam ediyoruz. Ve inşallah kısmet olursa bizim Deva Partisi olarak arzumuz meclise sunacak 0001 nolu yasa teklifinin siyasi etik yasası olması. Ki bu mesajı bütün siyasi kadro, bütün bürokrasi kadrosu alsın. Ha, bunu yaparsak etik, böyle davranırsak etik değil diye yazılı olarak bunları insanlar önlerinde görsün. Hedefimiz, niyetimiz inşallah bu. Financial Times'tan Laura Pitel ben. Bütün bahsettiğiniz ekonomik sıkıntılarına rağmen Mart ayında Erdoğan'ın beğenme oranı 3 puan artırılmış metropol göre. Sizce nasıl olabilir, nasıl anlatabilirsiniz? Şöyle, biliyorsunuz bu istatistiklerde her ay açıklananlara bakarsak zaten %1-2-3 bir hata payı oluyor. Zaten hata payından bir zikzaklar oluyor bir. İkincisi, uzun vadeli trendlere bakarsanız uzun vadeli trendlerde destek sürekli düşüyor biliyorsunuz. Yani son 2-3 yıldır yani zikzak var ama hep aşağıya doğru giden bir eğilim var. Bu önemli bir. İkincisi, bu anketlerin kayır ekseriyeti telefonla yapılıyor biliyorsunuz. Ve telefon anketleri hep kaydedildi. Bunda ne söyleyeceğinin kaydedildiğini düşünen vatandaşlarımız kendilerini ifade etmekte ne kadar rahat, biz o konuda biraz şüpheliyiz doğrusu. Çünkü ben bugüne kadar 75 il merkezine gittim. Yüzlerce ilçe merkezine gittim. Sahada kahvehanelere oturduğumuzda, esnafla sohbet ettiğimizde, bir vatandaşımızın evine çat kapı çalıp girip sohbet ettiğimizde böyle bir şey görmüyoruz yani. Yani ben AK Parti'yi destekliyorum, ben Erdoğan'ı destekliyorum. Böyle rakamlar yok. Yani sahada böyle bir şey yok. Hatta AK Parti artı MHP'nin %80-%90 oy aldığı, Cumhur İttifakı halkının %80-%90 oy aldığı yerleşim merkezlerine gidiyorum. Böyle bir şey yok. Hani nerede diyorum ya? Bir kişi demez mi? Ben Erdoğan'a destek veriyorum. Bir kişi demez mi? Kardeşim ben AK Partiliyim, bana hiç anlatmayın bunu. Öyle bir şey yok sahada. Dolayısıyla kendini ifade etmeyen ya da kendini doğru ifade etmekten kaçınan çok geniş bir toplumsal kesim var. Bunu görmemiz lazım. Ama son olarak şunu da eklemekte fayda var. Biz hükümete olan desteğin bir niteliğine bakıyoruz, bir de niceliğine bakıyoruz. Yani nicelik dediğimiz sayı.
rakam. Ama bir de nitelik. Yani o nitelik çok çok gevşemiş durumda. Yani hala iktidar partilerini destekleyeceğini söyleyen vatandaşlarımızın desteği o eski coşkulu destek değil. Yani ümitle verilen bir destek değil. Çoğunlukla korkuyla verilen bir destek. Neyin korkusu? Ya daha kötü olursa. Ya elimdekinde tam bu noktada bize büyük iş düşüyor. Yani biz gerçekten çok çalışmak zorundayız. Vatandaşlarımızı iyi anlamak zorundayız. Kendimizi vatandaşlarımıza iyi anlatmak zorundayız. Ve vatandaşlarımızın gerçekten bu ülkeyi yönetebilecek çok iyi bir alternatifin olduğuna inandırmak zorundayız. Yani vatandaşlarımızın bu konuda güvenini kazanmak zorundayız. Şu anda insanlar gözlüyor, izliyor, bakıyor. Partiler ne söylüyor, ne yapıyor? Sessiz bir izleme dönemi görüyoruz şu anda biz Türkiye'de. Sessizce izliyorlar. Herkesi dinliyorlar. Kim ne söylüyor? Hep not alıyorlar. Ama asıl vatandaşımız söyleyeceği sözü seçim günü geldiğinde söyleyecek. Yani gerçek hissiyatı, gerçek duygusu ve gerçek tercihini seçim günü sandık başında gösterecek. Ve o noktada da değişim talebinin çok güçlü olduğunu görüyoruz. Yani insanlar bu ülkede artık bir şeyler değişsin diyor. Bu çok güçlü bir talep. Ve o değişim talebinin seçim sonucunda sandıkta artık bu iktidarın müsait bir yerde bırakıp inip yeni bir yönetimle Türkiye'nin devamı yönünde olacağını da biz sahadan gayet iyi görüyoruz, izliyoruz. 2008'de ben Dışişleri Bakanı iken Rusya-Gürcistan Savaşı vardı ve o dönemde çok etkili olduk. Girdik ve sonuç aldık. Ama şu anda maalesef öyle bir itibar, öyle bir etkinlik, öyle bir güven söz konusu değil. Yani bu tür çabaların sonuç vermesi için ara bulucunun itibarlı, güvenilir ve her iki tarafında saygı duyduğu, her iki tarafa da etkisi olan, sözü geçen bir ara bulucu olması lazım. Bugüne kadar bu maalesef gerçekleşmedi.